Kamp süreci iyi geçiyor. Çok iyi çalışıyoruz. Hem fiziksel anlamda hem mental anlamda. Çok iyi hazırlanıyoruz maçlara. Allah inşallah karşılığında verir. Tabii ki de yani bunun için çok çalışıyorum. Yani sorumluluklarımı biliyorum. Daha çok çalışıp daha fazla forma şansı bulmaya çalışıyorum. Gelen şansları da iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Çalışmalarımda da %100'ümü vererek çalışıyorum. Maçlarda da olsun. Devam etmek istiyorum yani Bursaspor'da daha çok forma şansı bulmak istiyorum yani. Bursaspor'un altyapıda üst düzey olduğunu biliyordum zaten. O yüzden Bursaspor'u tercih ettim. Benim için daha iyi oldu. Çünkü gelişimi açısından hem futbol anlamında çok şey öğrettiler. Hocalarım olsun, altyapı hocalarım olsun çok katkıda bulundular bana. Buradan da teşekkür ediyorum onlara. Gelmemde ve buralara gelmemde çok emekleri var. Çok teşekkür ediyorum buradan da onlara. Ben şöyle yani bu önceden beri böyle. Ben bu geleneği yani biz kaleciler olarak altyapıdan gelerek bu geleneği sürdürmek istiyoruz. O yüzden de sıkı çalışıyoruz. Devamlılık yapmaya çalışıyoruz. Bu geleneği devam ettirip bu süreçte iyi bir performans sergilemek istiyoruz. Tabii ki de yani arkadaşlık kardeşlik içerisinde oluyor ama sahada tabii farklı oluyor bu durum. Yani herkes kazanmak istiyor ama bir kazanan oluyor. O da Deniz'le biz oluyoruz. İkimiz oluyoruz yani genelde. Murat Hoca da onlardan yana oluyor bazen ama sonuç olarak biz kazanıyoruz hep. Yani biz istersek kazanırlar. İstemezsek kazanamazlar. O şekilde düşünüyorsun. Peki senin bir Kuzey Makedonya maceran oldu. Yurt dışı görmüş bir futbolcusun takımda. Oradaki çalışma sistemiyle buradaki çalışma sistemini kıyasladığında neler farklı ya da o ligle bu ligin farkını söylemek istersen neler söylemek Ya istersin? tabii ki de bu bulunduğumuz lig daha iyi bir lig. Ama oranın da bana kattığı çok şey var. Futbol açısından tecrübe edindim, bayağı bir tecrübe edindim. Zor oldu, kolay olmadı ama işte burada oynayabilmek için bayağı bir zorluk çekmem gerekti. O zorluğu da çekip, çalışıp, tecrübe edinip geldim buraya tekrardan. Peki şunu söylemek istiyorum. Taraftarlar bu sezon %50 kapasiteyle tribünlerde olacaklar. Taraftarların tribünde olması sizi nasıl etkileyecek? Bence iyi etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü atmosfer iyi bir atmosfer. Yani Türkiye'de en iyi taraftarlara sahibiz. Bu yüzden iyi olacağını düşünüyorum. Yani rakip takımların evimizde zorlanacağını düşünüyorum. Yani bu yüzden daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani. Peki şunu merak ediyorum. Texas tribünü tek kale arkası ve Türkiye'de bu standartlara sahip tek stadyum Bursa Büyükşehir Belediyesi stadyumu. Arkanızda o kale, sonuçta kaleyi kuruyorsunuz ve arkanızda Texas'ın olduğunu hissetmek o sizi etkiliyor mu? Nasıl bir güç veriyor? Bu şöyle bir şey abi. Ya kitap okurken müzik dinlemek gibi bir şey. Ya o yüzden yani ya beni daha çok motive ediyor açıkçası. Ya küçüklükten beri Buffon örnek alıyorum ama şu an Pickford'u daha çok beğeniyorum yani futbol açısından. Yeni nesil futbola daha uygun olarak görüyorum.